Değerli arkadaşlar, yeni konumuz yakın çağ. Yakın çağda Avrupa, yani devrimler çağı. Sanayi devrimi, işte endüstri devrimi ve Fransız devrimi, Fransız ihtilali gibi. Başlıklarımız bunlar. Endüstri devrimi, ABD'nin kurulması, Fransız ihtilali, Viyana Kongresi, 1830-48 ihtilalleri, İtalya ve Almanya. Buradan direkt soru çıkmaz ama buna bağlı olarak önemli yorumlar, Osmanlı'ya etkileri gelebilir. O yüzden biraz daha böyle konuyu görürken yorum yaparak nerede ortaya çıktığını direkt bilgi olarak bilerek bakmamız lazım. Bunun bize etkisine bakmamız lazım. Arkadaşlar şimdi ilk başlığımız bizim burada endüstri devrimi olsun. Endüstri devrimi. Diğer bir ifadeyle sanayi inkılabı. Sanayi inkılabını gerçekleştiren ilk devlet İngiltere'dir. Daha sonra Fransa'sı, Hollanda'sı gerçekleştirdi. Dikkat edin cümleye. Sanayi inkılabı, endüstri devrimi. Bunun tanımı şudur. El emeğine dayanan işletmelerin yerine makinaya dayalı fabrikaların kurulmasıdır. Yani önceden üretim elle yapılırken, tezgahlar elle yapılırken artık fabrikalar kurulmaya başlanıyor. Mantık bu. Bunu ilk defa da İngiltere yaşıyor. Peki neden İngiltere? Yani sanayi inkılabının İngiltere'de ortaya çıkmasına sebep olan faktör ne olabilir? Nasıl bakacağız biz? Bir, hocam İngiltere'de demek ki bilimsel gelişmeler var. Doğru. Bilim, teknik çok önemli. Osmanlı'da yok. İki, İngiltere'de demek ki güçlü sermaye var. Para, sömürge. Hatırlayın İngiltere o kadar sömürge elde etti ki. Hindistan sömürgesinde, Amerika sömürgesinde ciddi paraları var İngiltere'nin. O zaman teknoloji var, bilim var, sömürgesi var, sermayesi var arkadaşlar. Üçüncüsü ise kolayca ham madde ve pazara ulaşabiliyor. Ki sömürdüğü yerlerde ciddi anlamda pazar ve ham maddesi var. Doğal olarak İngiltere'de bunun gerçekleşmesi de çok doğal. O yüzden ilk defa sanayi inkılabını İngiltere gerçekleştirdi. Niye İngiltere? O zaman bir devletin sanayi inkılabını gerçekleştirebilmesi için neler lazım? Teknolojik gelişme, para, pazar ham maddesinin hazır olması gerekir. Olaya bakın şimdi. El tezgahların yerine fabrikaların kurulması. Yani şöyle düşünün. Ayakkabı burada el tezgahıyla üretilirken şimdi ayakkabı fabrikayla üretilmeye başlanıyor. Peki bu diğer bir ifadeyle seri üretim anlamına gelir mi? Hayal ediyoruz şimdi. Evet, seri ve ucuz üretim. Peki, fabrikaların kurulmasıyla küçük ölçekli sanayi biter, el tezgahları biter. Büyük işletmeler kurulur, büyük para babaları ortaya çıkar. O zaman şöyle düşüneceğiz. İngiltere önceden 10 bin ayakkabı üretirken şimdi yaklaşık 10 milyon ayakkabı üretiyor. Doğru mu? Bunun anlamı bu. Peki 10 bin ayakkabı üretirken 10 milyona çıktıysa İngiltere'nin ham madde sorunu ortaya çıkabilir mi? Ayakkabının ham maddesi deri kauçuk. O zaman sanayi inkılabını gerçekleştiren bir devlette şuraya dikkat ediyorsunuz şimdi. Ham madde sorunu ortaya çıkar. Ham maddeyi buldu diyelim, bu sefer ürettiği ayakkabıyı satma sorunu ortaya çıkar. Pazar. O yüzden sanayi inkılabı pazar ve ham madde sorununu diğer bir ifadeyle sömürge yarışını hızlandırır. Bak hızlandırdı, doğru mu? Normalde sömürgecilik coğrafi keşiflerle yaygınlık kazandı ama sanayi inkılabıyla hızlandı pazar ham madde sorunu. Peki ikinciye bakalım şimdi. Artık bu devletin en önemli geçim kaynağı ne olacak? Sanayi dalı. Peki sanayi dalı ortaya çıkacaksa şöyle bir cümle kurabilirim. Tarımın ülke ekonomisine etkisi azalır. Yani sanayileşmiş devletler de artık tarım sanayiye dayalı olur. Yani tarımsal üretim aslında çok da ilerlemez sanayileşmiş olan devletlerde. Çünkü bu devletler tarım ihtiyacını başka devletlerden karşılar. Mesela İngiltere sanayileşmiş, Osmanlı sanayileşememişse İngiltere buğday ihtiyacını Osmanlı'dan karşılar gibi düşünün bunu. Arkadaşlar bir bilgi daha çok önemli. Peki kırsal kesimde, köyde, tarımın olduğu yerlerde artık tarım önemini kaybederse geçim kaynağı olarak
köyden kente göçler olur mu? Kırsal kesimden kente göçler olur ve kalabalık kentleşmeler, yani metropoller ortaya çıkmaya başlar. Ki İstanbul, mesela Bursa, Adapazarı, buralarda gecekondular çok. Yaşayanlar da bilir, oraları görmüş olanlar da bilir. Kırdan kente, köyden kente göçler başlar. Bir şey daha dikkat edin. Artık bizim seri ve ucuz üretimimiz varsa, bunu alıp satıyorsak biz, o halde bizim ihracatımız artar, ürettiğimiz mal olarak, ürün olarak ihracatımız artar. Bu bizde refahı ortaya çıkarır. Yani o ülkeler zenginleşir, refah ortaya çıkar. Yine bir şeye daha dikkat. Arkadaşlar, artık fabrikada her şey üretilebileceği için tüketim mallarının çeşitliliği artar. Yani işte Samsung A serisi, iPhone bilmem S serisi, yani o iki ayda bir telefon üretiliyor. Bunlar sanayinin gelişmesiyle, teknolojinin gelişmesiyle ilgili şeylerdir. O yüzden tüketim mallarının çeşitliliği artar. Dikkat edin, önceden ne vardı? Amele vardı. Çünkü el tezgahlarında çalışan ameledir. Gündelik çalışır, ürettiği kadar kazanır. Şimdi fabrika var. O yüzden amelilikten işçiliğe geçilir. İşçi sınıfı doğar. Bakın, işçi sınıfı doğar. Ve işçi sorunları yaşanır. İşçi sorunları sanayi inkılabı sonucunda ortaya çıkacak. Ve sanayi inkılabı çok önemli iki tane, üç tane görüş, ideolojiyi ortaya koyar. Nedir bunlar? Kapitalizm, para, para babası, yani liberalizm, serbest ekonomi ve sosyalizm. Peki, şu kapitalin görüş, liberal görüş kimin yanında? Patronun yanında, ki para babalarını destekleyen bir görüştür kapitalizm, liberalizm. Peki para babalarının güçlenmesi neye bağlı? İşçinin emeğinin sömürülmesine bağlı. Bu olay işçi sorunlarını ortaya çıkarır. İşçinin SSK, yani sosyal güvenlik, sağlık sorunu, maaş sorunu, sendikal sorunları, izin sorunu ortaya çıkar. Bu sefer onların haklarını savunan sosyalizm düşüncesi ortaya çıkar. Anlaştık mı arkadaşlar? O zaman sanayi inkılabıyla kapitalizm, liberalizm, sosyalizm gibi akımlar ortaya çıkar. Şimdi burada şuna cevap vermek lazım. Osmanlı bunun neresinde? Osmanlı sanayi inkılabını gerçekleştirdi mi? Hayır. Neden? Çünkü Osmanlı'da teknoloji yok. Güçlü, sermayedar bir sınıf yok. Ve en önemlilerinden bir tanesi, Osmanlı'nın Avrupa'ya vermiş olduğu kapitülasyonlar var. Peki Osmanlı Avrupa'ya kapitülasyon verdiyse, Avrupa'nın malı Osmanlı pazarına daha ucuz girerse, o zaman Osmanlı yerli tezgahı, loncası iflas etmez mi? Osmanlı'nın sanayisi biter. Çünkü dışarıdan gelen mal zaten ucuz geliyordu. Sanayi inkılabıyla daha ucuza gelmeye başlayınca bu Osmanlı Devleti'ni Avrupa'nın sömürgesi haline getirir. Osmanlı'da işsizlik başlar, Osmanlı parası değer kaybeder. Osmanlı Devleti Avrupa'nın sömürgesi olur. Artık Osmanlı Devleti Avrupa'dan o kadar ithal mal istilasına maruz kalır ki Osmanlı tüketim mallarının çeşitliliği artmaya başlar. Adeta Osmanlı Avrupa'nın hem pazar hem ham madde ihtiyacını karşılayan bir devlet görünümüne bürünür. Ki bu ileride Osmanlı'nın Avrupa'dan borç almasına, ileride duyunuminin kurulmasına neden olacaktır. Yani kısacası Osmanlı sanayi inkılabını gerçekleştiremedi. Sanayi inkılabı Osmanlı'yı çok olumsuz etkiledi. Avrupa'nın Osmanlı pazarı olmaya başladı. O zaman endüstri devrimi, sanayi inkılabı deyince aklımıza bunlar gelecek. Adam Smith'in Milletlerin Zenginliği kitabı aslında bu devrimi başlatan temel ruh olmuş. Ki bu isimleri çok bilmenize gerek yok. James Watt'ın, Denis Papin'in üretmiş olduğu düdüklü tencereler, patlayan silahlar, o işte makinaların çalışmaya başlaması bu devrimi de oluşturmuş. Şimdi geçiyorum ikinci başlığımıza, ABD'nin kurulmasına. Şuraya hemen o başlığı atıyorum. ABD'nin kurulması. Arkadaşlar, olay şu. Amerika'da İngiltere'nin 13 tane kolonisi vardı, tamam mı?
Amerika'yı keşfedenler İspanyollar ama İspanyolları oradan atıp oraya egemen olan İngiltere oldu. Bu neyle oldu? 7 yıl savaşlarıyla, 1756-1763 yılları arasında 7 yıl savaşları oldu. İngiltere ile İspanya, Fransa arasında İngiltere onları mahvetti. Ve İngiltere dünyanın en büyük sömürge devleti oldu 7 yıl savaşlarıyla. Fakat şöyle bir olay oldu. İngiltere, 13 kolonisi var ya Amerika'da. İngiltere bu savaştan her ne kadar galip çıkmış olsa bile bu İngiliz ekonomisini zorladı. İngiltere ekonomik olarak 7 yıl savaşlarında ciddi darbe aldı. Her ne kadar galip olmuş olsa bile ekonomik darbe aldı. Ve İngiltere bunun çözümünü sömürgelerinin vergi oranını artırmakta buldu. Hindistan'daki sömürgelerin vergi oranını, Yeni Zelanda'dakinin vergi oranını, Güney Afrika'dakinin vergi oranlarını artırdı ama bu arada İngiltere Amerika'daki 13 koloninin de vergi oranını artırdı. Bağlantıyı iyi kurun. Peki 13 koloni kim? Bizzat Amerikan, bizzat İngiliz vatandaşı, İngiliz bunlar. İngilizlerin kurduğu koloniler. Yani İngiltere'deki bir İngiliz'in sahip olduğu haklarla 13 kolonideki Amerika'daki İngiliz'in sahip olduğu haklar aynı. Ama sen ne yapıyorsun? 13 koloninin vergi oranını artırıyorsun. Çay vergi oranı, tuz vergi oranını artırıyor. Buna 13 koloni tepki gösteriyor. Diyor ki arkadaş biz özgür bir milletiz. Sen bunu yapmakla bizi sömürge olarak görüyorsun diyorlar. Ve bu 13 koloni 1774'te bir araya gelip birinci Philadelphia Kongresi'ni topluyor. 1776'da yine bir araya gelip ikinci Philadelphia Kongresi'ni topluyor. Ve bu ikinci Philadelphia Kongresi'ni topluyor ve bu kongrelerde İngiltere'ye karşı bir başkaldırı ortaya çıkıyor. Aslında Amerika'nın İngiltere'ye başkaldırısı sömürgeciliğe karşı bir başkaldırı. Kadere bak. Arkadaşlar bu başkaldırı esnasında George Washington'ı 13 koloni lider seçiyor. Hatta başkomutan yapıyor. Hatta şu 2. Philadelphia Kongresi'nde insan hakları evrensel bildirgesini yayınlıyor Amerika. Diyor ki insan hakları doğuştan alır sonradan verilemez. Biz bağımsız bir ulusuz diyor. Yani İngiltere'ye kafa tutuyor. Hatta İngiltere'nin Boston limanındaki çay dolu gemilerini yakıyorlar. Boston Çay Partisi olarak geçer bunun adı da. Yani 13 koloni İngiltere'ye karşı tepki gösterdi. Bağlantıları kurun. Bu olay 13 koloni ile İngiltere arasında savaşa neden oldu. Peki sizce Fransa ve İspanya bu savaşta kimi destekler? İngiltere 7 yıl savaşlarıyla İspanya ve Fransa'yı perişan etmişti. Onların sömürgesini elinden almıştı. Özellikle Fransa bunu fırsat bilerek 13 koloniyi destekledi. Ve Fransa'nın desteğiyle bu 13 koloniyi savaşı kazandı. 13 koloni bu savaşta galip geldi. Ve 1783 Versay Antlaşması'yla Amerika Birleşik Devletleri resmen bağımsızlığını kazandı. İngiltere'de Amerika'nın bağımsızlığını resmen tanımak zorunda kaldı. O zaman Fransa İngiltere'ye duyduğu kinin öcünü burada almış oldu. Hatta Amerika'daki özgürlük anıtı bizzat Fransızlar tarafından Amerika'ya hediye edilmiştir arkadaşlar. Anlaştık mı? Peki burada şu cümleye bakın. Ne oldu? Amerika İngiltere'ye karşı baş kaldırdı, bağımsızlığını ilan etti ve bu süreçte insan hakları evrensel bildirgesi yayınlandı ki insan hakları bir aslında evrensel değil de insan hakları bildirgesi biz evrensel diyoruz. Bu insan hakları bildirgesinin Amerika'da yayınlanması çok önemli bir olaydır. Ne diyor? İnsan hakları doğuştandır, sonradan verilemez. Toplumlar kendi içinden seçtikleri kişiler tarafından yönetilmelidir diyor. Aslında demokrasiden, anayasal devletten, bağımsızlıktan bahsediyor bunlar. Ve dünya tarihinde ilk, o zaman ilk defa insan hakları bildirgesi nerede yayınlandı? Amerika'da hangi safhada? Arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluş safhasında yayınlandı. Buraya kadar anlaştık mı? ABD'nin kurulması da bu. Şimdi şuraya üçüncü başlığımızı Fransız ihtilali başlığını atıyorum ama tahtada yer kalmadığı için bir tahtamızı temizleyelim. Yine aynı partinin devamı olarak tahtamızın solundan başlayalım. Hadi bakalım gençler. Arkadaşlar üçüncü başlığımız 1789 Fransız ihtilali.
şu sanayi devriminin tarihi 1750 idi. Zaten ABD'nin kurulmasının tarihini atmıştım orada. Şimdi Fransız ihtilali nedir? Halkın krala karşı başkaldırısı. Demokrasi, cumhuriyet yani. Neden Fransa'da böyle bir şey ortaya çıkar? Aydınlanma çağının etkisi. Akıl çağının etkisi. Artık aklın değer kazanmasıdır arkadaşlar. Yani aklın sorgulamaya başlamasıdır. O zaman düşünen akıl sorgulamaya başlıyor. İşte Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Diderot gibi Fransız düşünürler kralın yetkilerini eleştirmeye başlıyorlar. Özellikle Jean-Jacques Rousseau ve Montesquieu. İşte Jean-Jacques Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi, Montesquieu'nun Kanunların Ruhu adlı kitabıyla bu mutlak monarşiyi eleştirmeye başlıyor. O zaman Fransa'da önemli filozofların aydınlanma çağının etkisiyle kralın yetkisini eleştiren demeçler vermeleri, konuşmalar yapmaları, kitaplar yazmaları Fransız halkını aydınlatıyor. Birincisi bu. O zaman aydınlanma çağının etkisi. Yani düşünürlerin etkisi. Ki bu düşünürler ayrıca Mustafa Kemal'in fikri olarak gelişimini de etki etmiş düşünürlerdi. Jean-Jacques Rousseau ve Montesquieu. İkincisi de şu. Arkadaşlar hatırlayın. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluş sürecinde insan hakları beyannamesi yayınlanmış. Ne denilmişti burada? İnsan hakları doğuştandır, sonradan verilemez. O zaman bunun etkisi. O zaman bu insan hakları doğuştandır, sonradan verilemiyorsa şöyle derler mi? Bu tarihlerde kral 16. Louis. 16. Louis kralsa o halde insan hakları doğuştandır, sonradan verilemez diyorsa halk şöyle der, o zaman kralla ben aynı haklara sahibim. Kral bana bir hak bahşedemez. Bu haklar benim doğuştandır der. Ve kralı eleştirmeye başlar. Arkadaşlar ayrıca Fransa'da katı bir monarşi var. Katı bir monarşi. Mesela önceki krallardan 14. Louis devlet demek, ben demek, ben demek, devlet demektir. Siz benim kulumsunuz diyordu. O zaman halka ciddi anlamda baskı yapılıyordu. Bu baskıdan halk bıkmıştı. Ayrıca Fransa, arkadaşlar, halkı, Fransız halkı son derece fakir, aç yani. Soylular yiyorlar, kusuyorlar, bir daha yiyorlar ama halk yiyecek ekmek bulamıyor. Fransız kralının karısı bu duruma da çok lakayt bir şekilde cevaplar verebiliyor. Doğal olarak halkın baskı altında olması, fakir olması, aydınların etkisi, ciddi anlamda Fransa'da sosyal sınıfların olması, yöneticilerin halka baskı yapması Fransa'da bir isyana sebep oluyor. Bu isyan sonucunda Fransa kralı 16. Louis tahttan indiriliyor. 2 yıl sonra da karısıyla birlikte idam ediliyor. İşte bunun adı Fransız ihtilali. O zaman halkın yönetime karşı başkaldırısı. Asıl burada önemli olan şey arkadaşlar sonuç. Fransız ihtilalin sonuçları neler? Fransız ihtilalin sonuçları evrensel niteliktedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ilham kaynağıdır aslında. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında fikir olarak Fransız ihtilalinin izleri vardır. İşte bu ihtilalle eşitlik, özgürlük, adalet, mülkiyet hakkı, demokrasi, cumhuriyet, bakın, laik devlet. Demek ki dinin siyaset üzerindeki etkisi kırılıyor. Laik devlet ve milliyetçilik. Anlayışları evrensel bir nitelik kazanıyor. O zaman Fransız ihtilali dünyanın rengini değiştiriyor. İmparatorlukların yıkılmasına, monarşik devletlerin yıkılmasına neden oluyor. O yüzden Fransız ihtilalin sonuçları dünyanın kaderini belirlemiş ve değiştirmiştir. Bu nedenle bu ihtilal yeni çağı bitirmiş ve yakın çağı başlatmıştır. Yakın çağ Fransız ihtilaliyle başlamıştır arkadaşlar. Burada şuna dikkat edeceksiniz. Mesela bugün Türkiye Cumhuriyeti, demokrat, cumhuriyet, laik devlet ve ulus devlet. Milliyetçilik diğer bir ifadeyle ulusçuluk. Eşitlik ki halkçılık mesela. O halde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilham kaynağı ya da temellerinde Fransızların fikirleri vardır.
Atatürk'ü besleyen fikirler evrensel özelliğe sahiptir diyebiliriz. Doğru mu? Bu cümleyi kurabiliriz. Peki buna şöyle bakın. Osmanlı bunun neresinde? Osmanlı'ya asıl işte bakış bu. Mesela şu kavram çok değerlidir arkadaşlar. Bu kavram çok değerli. Milliyetçilik, diğer bir ifadeyle ulusçuluk şu demektir. Her ulus kendi kaderini kendisi çizer. Peki her ulus kendi kaderini kendisi çizerse, ki bununla da aynı zamanda demokrasidir. Her ulus kendi kaderini kendisi çizerse, bu diğer bir ifadeyle ulus devlet anlayışıysa, Osmanlı Devleti de çok uluslu bir devletse, Araplar, Rumlar, Bulgarlar, Romenler, Karadağlılar, Arnavutlar, Makedonlar, Boşnaklar, çok uluslu bir devletse Osmanlı ve her ulus kendi başına kendi devletini kurabilecek niteliğe sahip, fikre sahip olursa bununla. O halde bu olay Osmanlı'yı parçalar. O yüzden şöyle deriz. Fransız İhtilal milliyetçilik akımı Osmanlı Devleti'ndeki, biz biliyorsunuz Osmanlı'daki gayrimüslimlere azınlık deriz arkadaşlar. Azınlık. Gayrimüslimler, Müslüman olmayanlar. Sayıca az oldukları için değil, Osmanlı teokratiktir. Hakça farklı haklara sahip oldukları için azınlık deriz. İşte Osmanlı'daki bu azınlıkların isyanına sebep olur. O yüzden milliyetçilik akımı Osmanlı'da azınlık isyanlarına sebep olur. Ve Osmanlı bu azınlık milliyetçilik akımı sonucu çıkan bu azınlık isyanları yüzünden parçalanma dönemine girer. Osmanlı'nın parçalanmasının en önemli sebebi azınlık isyanlardır. Milliyetçilik akımıdır. İşte şöyle düşünün. Bu Müslim, bu da gayrimüslim. Müslimin 10 hakkı var, gayrimüslimin 5 hakkı var. Bu gayrimüslimlerde bağımsız devlet kurmak için isyan ediyor. Kim bunlar? Yunanlar, Bulgarlar, Arnavutlar, Karadağlılar, aklınıza Balkanlarda kim gelirse isyan ediyor bunlar. Peki Osmanlı ne yapıyor? Bu isyanları engellemek amacıyla Müslim ve gayrimüslimin hakkını eşitlemeye çalışıyor. Mesela 1839'da Tanzimat Fermanı'nı, 1856'da Islahat Fermanı'nı, 1876'da Kanuni Esasiye'yi ilan ediyor. O zaman Tanzimat, Islahat ve Kanuni Esasiye'nin temelde esprisi azınlık isyanlarını engellemek, Müslim ve gayrimüslim arasında eşitliği sağlayarak, sosyal adaleti sağlayarak, Osmanlı vatandaşlığı kavramını ortaya çıkarmak, Osmanlı'yı kurtarmak, Osmanlı'da birlik ve bütünlüğü sağlamak. Peki o halde Osmanlı Devleti bu isyanlardan dolayı şunları yapıyorsa, bu Osmanlı'nın Fransız ihtilalinden etkilendiğini göstermez mi? Hem milliyetçilik akımından etkileniyor Osmanlı, hem de demokrasiden, eşitlikten, adaletten etkileniyor. Gördünüz mü? O yüzden Fransızların fikirlerinin Osmanlı'yı nasıl etkilediği bağlantısını İyi kurmanız gerekiyor. Bunları unutmuyorsunuz. Bunlar arkadaşlar cevher niteliğinde bilgilerdir. Her zaman lazım olacak bilgilerdir. Bakın şimdi. Napolyon. Napolyon arkadaşlar Fransa ihtilalden sonra Fransa'da ordu komutanı. Ve Napolyon 1792'de Avrupa'ya saldırıyor. Ve 1792'de Avrupa'ya saldırınca, Avusturya'ya, Rusya'ya, Prusya'ya, İngiltere'ye saldırınca Napolyon, Osmanlı da bundan nasibini alacak. Napolyon savaşları başlıyor. Hatırlayın 1798'de Napolyon Mısır'a saldırmıştı. Geçenki derste anlatmıştım. Napolyon savaşları başlıyor. 1792'den 1815 yılına kadar, bakın kaç yıl, 23 yıl bu savaşlar devam ediyor. Bu Napolyon savaşlarıyla arkadaşlar ihtilal fikirleri Avrupa'da yayılıyor. O zaman şu fikirler Fransız ihtilalle ortaya çıkıyor. Bu fikirlerin Avrupa'da yayılması Napolyon savaşlarıyla oluyor. Olayı anladınız mı? Hatta Napolyon bunu özellikle yapıyor Avrupa monarşisini parçalamak amacıyla. Arkadaşlar bu fikirler, Fransız İhtilal fikirleri Napolyon savaşlarıyla Avrupa'da yayılıyor. Peki Avrupalı devletlere bakın şimdi. Avusturya Macaristan İmparatorluğu. Rus Çarlığı. Peki arkadaşlar Prusya Krallığı. Bakın şimdi. Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Rusça Çarlığı,
Prusya Krallığı. Ayrıca İngiltere Krallığı. Tamam mı? İngiltere Krallığı. Ben büyük devletleri yazdım. Avusturya Macaristan İmparator. Rusya Monarşi. Prusya Monarşi. İngiltere işte Meşruti Monarşi. Tamam mı? İngiltere'de parlamento var. 1215'ten Magna Carta'dan beri. Peki bu fikirlerde eşitlik, özgürlük, adalet, demokrasi, cumhuriyet varsa, bu fikirlerde milliyetçilik varsa, o zaman imparator devletler, ki Osmanlı da buna dahil, parçalanacak, monarşiler yıkılacaktır. İşte bu devletler, Avrupalı devletler, ihtilale karşı kendilerini korumak amacıyla 1815'te Viyana Kongresini topluyorlar. O zaman 1815 Viyana Kongresi'nin amacı ihtilalin çıkardığı fikirlere karşı monarşilerini ve imparatorluk yapılarını korumaktır. Bu yüzden toplanıyor bu kongre. Ve bu kongreye Avusturya, Macaristan, Rusya, Prusya, İngiltere katılıyor. Ve şu devletler Avusturya, Prusya ve Rusya bir araya gelip Fransa'ya karşı bir kutsal ittifakı kuruyorlar. Sonra buna İngiltere'de katılıyor, dörtlü ittifak oluyor. Tamam mıdır gençler? Napolyon'a karşı böyle bir ittifak kuruyorlar. Ve burada arkadaşlar, Avusturya Başbakanı, Avusturya Şansölyesi, Metternich diye okunduğu gibi yazdım. Metternich, onun adıyla özdeş olan Metternich sistemini benimsiyorlar. Nedir Metternich sistemi? Bir yerde ulusçuluk akımının etkisiyle herhangi bir isyan çıkarsa bu isyan anında bastırılacaktır kararını alıyorlar. Peki ulusçuluk akımının etkisiyle bir isyan çıkarsa bu isyan anında bastırılacaktır kararını almak demek ne demek? İmparatorluk yapılarını korumak demektir. Böyle bir karar alıyorlar burada ve Avrupa Restorasyon düzenleme eski sınırlara ulaşma dönemine giriyor ve Napolyon'un işgal ettiği toprakları Napolyon'dan geri alıyorlar. Hatta Napolyon'u da Elba Adası'na sürüyorlar. İleride Napolyon hayatını kaybediyor. Şimdi bakın arkadaşlar, her ne kadar Avrupa bu sistemi benimseyip restorasyon devrine, düzenleme devrine girmiş olsalar bile şöyle bir olay yaşanıyor. 1827'de Yunan isyanı çıkıyor Osmanlı'da. Yunanlar isyan ediyor Mora Yarımadası'nda. Bu isyan milliyetçilik akımının etkisiyle çıkmış bir isyandır. Rumlar kendi devletini kurmak için çıkarıyorlar bu isyanı. Osmanlı'ya karşı baş kaldırıyorlar. Ama bu isyanda Rumları, yani Yunanları, arkadaşlar Rusya, İngiltere ve Fransa destekliyor. Peki Rusya, İngiltere ve Fransa Yunanları destekliyorsa o zaman Metternich sistemi çökmüştür. Avrupalı devletler çifte standart uygulamıştır. İki yüzlü hareket etmişlerdir. Kendilerini iğneyi bize çuvaldızını batırmışlardır. Hatta kendilerini iğne bile batırmamışlardır. Anlaştık mı arkadaşlar? O yüzden 1815 Viyana Kongresi deyince aklımıza bu gelecek. Serkan, şimdi şu tarafa tekrar bir dönelim. Arkadaşlar burada da size hemen çok basit iki bilgi vereceğim. Ne görmeniz gerekiyor burada onu anlatacağım. Bakın şimdi. Ama heyhat, Napolyon savaşlarıyla fikirler yayıldı Avrupa'da. Avrupa'da yapacak bir şey kalmadı. Yani Avrupalı devletlerin restorasyonu, Metternich fikri işe yaramadı. Bu fikirler yayılınca Avrupa'da ihtilaller çıktı. Yani Avrupa'daki halk yönetime karşı, krallarına karşı isyan ettiler ve bunun sonucunda 1830 ve 1848 ihtilalleri çıktı. İkisi de Fransa'da çıktı bunların. Sonra diğer Avrupalı devletlere yayıldı. 1830 ve 48 ihtilalleriyle Avrupa'da anayasal devletler kuruldu. O halde şöyle bir cümle söyleyebilirim. Fransız ihtilalle anayasal devlet, eşit özgür devlet, ulus devlet anlayışı ortaya çıktı ya da evrensel bir boyut kazandı. Bu fikirler Avrupa'da Napolyon savaşlarıyla yayıldı. Bu fikirlerin Avrupa'da yayılması sonucu Avrupa'da ihtilaller çıktı. Bu ihtilaller sonucu, ki bu ihtilallerin adı 1830-48 ihtilalleridir. Bu ihtilaller sonucu Avrupa'da anayasal demokratik devletler kuruldu. Osmanlı da bunlardan etkilendi. Ne yaptı Osmanlı işte? Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Kanun-u Esasi'yi ilan etti. Bu da Osmanlı'daki demokratikleşmeler oldu. Bunlar da Avrupa'daki demokratikleşmeler. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki, bu başlık da önemliydi. Geliyorum son başlığıma. Yine çok basit düzeyde anlatacağım. TET boyutunda dikkat edin arkadaşlar.
İtalya'nın eski adı Piemonte'ydi. Piemonte. Piemonte. Almanya'nın eski adı da Prusya'ydı. Gerek İtalya Yarımadası, gerekse Almanya coğrafyası devletçiklerden oluşuyordu. Küçük küçük devletçikler vardı. İtalyan Yarımadası'ndaki en büyük devletçik Piemonte, Alman bölgesindeki en büyük devletçik Prusya'ydı. Şöyle düşünün, hemen mantık kurun. İtalyan Yarımadası olsun, Almanya olsun burası da arkadaşlar. Bunların her birisi küçük devletler. Federasyon olarak düşünün bunları. Piemonte şu küçük federatif devletleri kendisine bağladı 1870'te ve İtalyan İmparatorluğunu kurdu. Prusya 1871'de şu federasyonları, küçük devletçikleri kendisine bağladı. Böylelikle 1871'de Alman İmparatorluğunu kurdu. Bismarck'ın öncülüğünde William, 1. William. Şimdi o zaman 1870 ve 71'de Almanya ve İtalya ve Almanya devletleri kuruldu. Bu tarihten önce bu iki devlet yoktu. Bu devletler kurulduktan hemen sonra sanayi inkılabını gerçekleştirdi. Bu inkılap, yani sanayi devrimini gerçekleştirdi. Şöyle düşünün, iki tane sanayileşmiş devlet var. Kim bunlar? Fransa ve İngiltere. Güçlü devletler bunlar. Dünyayı bu ikisi sömürüyor. Bu arada aradan yıllar geçiyor. Almanya ve İtalya adında iki devlet daha doğuyor. Bunlar da sanayi inkılabını gerçekleştiriyor. O zaman pasta iki devlet arasında paylaşılmışken iki devlet daha ortaya çıkıyor. Şöyle bir bakıyorlar etraflarına, İtalya ve Almanya. İngiltere ve Fransa sömürge anlayışı dolayısıyla dünyayı işgal etmiş onların elinde. Biz ne yapalım diyorlar. Almanya Fransa'nın Alsace-Lorraine toprağına saldırıyor. Zengin kömür yatağı, önemli bir toprak. Alsace-Lorraine'e saldırıyor, orayı alıyor. Fransa yeniliyor. Bu olay Fransa'yı İngiltere'ye yakınlaştırıyor. İtalya'da İngiltere'nin Habeşistan toprağına saldırıyor. Ama İngiltere İtalyanları oradan, yani Habeşistan toprağını, Habeşistan İngiltere'nin toprağı değil, İngiliz sömürgesindeki toprak. Oraya saldırıyor ama İngiltere İtalyanlara burayı kaptırmıyor. İtalya yeniliyor. Bunun üzerine İtalya da Almanya'ya yakınlaşıyor. Böylelikle kutuplu dünyalar ortaya çıkıyor. İki kutuplu dünya. Birinci kutup Fransa, İngiltere grubu. Diğeri Almanya, İtalya grubu oluyor. Arkadaşlar, İtalya ve Almanya buraya Avusturya ve Macaristan'ı alarak, şuraya, Avusturya ve Macaristan'ı alarak 1882'de İttifak Devletleri bloğunu kuruyor. Fransa ve İngiltere şuraya Rusya'yı alarak 1908'de İtilaf Devletleri'ni kuruyor. Yani üçlü ittifak, üçlü itilaf böyle kuruluyor. O zaman üçlü itilafta Fransa, İngiltere, Rusya, üçlü ittifakta Almanya, İtalya, Avusturya, Macaristan yer alıyor. Rekabet artıyor, bloklaşma artıyor, silahlanma yarışı artıyor. Bu ilk önce Birinci Dünya Savaşı'nın yaşanmasına, sonra İkinci Dünya Savaşı'nın yaşanmasına neden oluyor. O zaman Birinci Dünya Savaşı'nın da sebebi sömürgecilik, İkinci Dünya Savaşı'nın da sebebi sömürgecilik oluyor. Aktörler değişmiş olsa bile. Anlaştık mı arkadaşlar? Böylelikle sizinle yakın çağda Avrupa'yı bitirdik ama Serkan, şuraya ben tam ifadeyle yazayım. 1882 üçlü ittifak, bazen öğrenciler not almakta zorlanabiliyorlar. Almanya, İtalya, Avusturya, Macaristan. 1908 Reval'dir bu. Üçlü itilaf. Reval'e İngiltere ve Rusya katılıyor. Önceden Fransa bu antlaşmayı imzalamıştı. İngiltere, Fransa ve Rusya bir araya gelerek üçlü itilaf devletlerini kuruyor. Bu olay ilk önce Birinci Dünya Savaşı'nın yaşanmasına, sonra ise İkinci Dünya Savaşı'nın yaşanmasına neden oluyor. Anlaştık mı arkadaşlar? İşte burada Fransız İhtilali, Sanayi İnkılabı, sömürgecilik, Napolyon Savaşları, Almanya, İtalya'nın siyasi birliğinin sağlaması meselesi deyince aklımıza bunlar gelecek. Osmanlı ile bağlantılar unutulmamalı. Hadi bakalım, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.